Herkese günaydın. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Öncelikle bunu sorayım. Ben iyiyim. Bugün artık sonunda tartıldım. Ve yine neyle karşılaştım? Tabii de şaşırmayacaksınız. Aradan bir hafta geçmiş. Yani vermiştir bu kız falan diyeceksiniz belki. Vermemişim. Şöyle şuraya tartı şeyini koyayım. Bu başıma bir illet, başıma bir artık dadanan bir şey oldu. Ne yapabilirim diye düşündüm. Çünkü sürekli aynı diyet uyguluyordum ve bu arada hani yani neden kilo vermemin sebeplerinden bir tanesi şu büyük ihtimalle. Birincisi hiç spor yapmadım. Yani o sporu bir kere bıraktım ve biliyorsunuz hani kafamı uyardığımdan bıraktım ve sonra bir daha hiç spor yapmadım, başlamadım. Ama bugün artık bir değişimin parçası olmak istiyorum ve bugün başlayacağım. İkinci sebeplerden bir tanesi arada çok fazla özel gün geçti. Annemin doğum günü vardı, pasta yedik. Ben yaptığım için yedim. Çünkü yaptığım şeyi yememek ayıp olur diye düşündüm ve yedim. Bir de hep birlikte yedik falan derken işte böyle güzel bir yere yemeğe gittik. Sonra işte İbo'yla birlikte yemeğe gittik. Dışarıda çok fazla yemek yedim. Dışarıda yemek yediğimden dolayı da birazcık ondan dolayı da bir tık kaçırmış olabilirim. Aslında baktığınız zaman ya işte şunu da deneyeyim, bunu da deneyeyim falan derken. Gitti. Neyse, almamışım. Ama vermemişim de. Ben de dedim ki ne yapabilirim artık ben bunu kırmak için. Ve sonunda herkesin istediği abla bunu yap. Afro bunu yap. Bunu yapmalısın dediğiniz Japon diyetiyle bugün tanışıyorum. Japon diyetini araştırdım. Birkaç farklı versiyonu var. Ama genellikle aynı şeye bağlanıyor. Çok düşük kalorili bir diyet, kısa süreli bir diyet. O yüzden yani diyet demeyeyim ona, detoks diyebilirsiniz. Yani 3 günlük ve 5 günlük olarak iki farklı şekilde uygulayan var. 5 günün üstünde uygulanmamasını, 3 günün altında uygulanmasını çok bir kar etmeyeceğini söylüyorlar. O yüzden ara gün olarak 4 gün, 5 gün artık ben ne kadar dayanırsam ona göre yapacağım. Ama 3 günün altına inmeyeceğim, minimum 3 gün yapacağım. 5 gün üstüne de çıkmayacağım. 5 gün dayanabilir miyim bilmiyorum çünkü gerçekten çok düşük kalorili bir diyet. Önümde çok böyle özel gün işte dışarı çıkacağımız falan filan bir süreç yok. Çünkü İbo'nun nöbetleri var zaten, dışarı çıkamıyoruz. Yani çıkmayız hani İbo'nun nöbetleri var ve işte ders çalışıyor diye. Önümde herhangi bir özel gün yok. Birinin doğum günüdür, birinin bir şeydir falan yok. O yüzden sakin bir şekilde minimum 3 gün bu diyeti uygulayabilirim diye düşündüm. Şimdi bu diyette başlıca ne var? Aslında kahvaltısı benimkinden çok da farklı değil. Sadece haşlanmış yapacağız yumurtaları. Herhangi bir yağ, herhangi bir işte bir şey girmeyecek. Haşlayacağız sadece yumurtaları. Bu kadar. 3 yumurta, 1 tane muz ve totalde 1 bardak 200-300 arası mililitrelik bir süte dayanan bir diyet bu. Günün hangi saatlerinde yiyoruz, ne yapıyoruz falan. Ben bunu kendime göre ayarladım. Çünkü birazcık uyanıp işte kalktığınız ya da yattığınız saatlere göre değişiyor bu süreç çünkü. Ben normalde sabah çok erken kalktım ama şu an saat 12-18 geçiyor. Ne kadar geç kahvaltı edersem o kadar azı çıkarım diye düşündüm. Aynı zamanda diyette bol su içimi olduğu için çok da su içeceğiz. Ne kadar su içeceğiz onu bir bakacağız artık hani. Ama 3 litrenin üstüne çıkmaya çalışacağım. Ekstra bir de spor yapacağım. Bakalım bu 3 ya da 5 artık kaç gün sürecek bilmiyorum. Ben day 1, day 2 diye burada paylaşacağım zaten. Bu diyette totalde kaç kilo vereceğiz ve öncesi sonrası yapacağım artık son günün videosunda. Öncesi sonrası yapacağım. Ama biliyorsunuz buradaki benim hedefim artık 84 barajını aşmak. 83'ü 82'yi falan görmek. 5 günde 5 kilo diyeti olarak geçiyor bazı yerlerde. Kimisi 3 günde 3 kilo diyet olarak geçmiş. Ben hedefimi 5 gün olarak koyduğum için 5 günde 5 kilo diyeti olarak başlığa yazacağım. O yüzden hani 5 günde 5 kilo mu verilir falan filan diye aşağıya ben şimdi yorum yazacağınızı düşünüyorum ama hemen bağırıp kızmayın. 5 günde 5 kilo verdim şeklinde yazmadım. 5 günde 5 kilo diyeti olarak yazdım. Çünkü böyle söylemişler, böyle uygulamışlar. Yapanlar da var bunu. Ben umarım yapabilirim. Yani birebir uyduğumda umarım benim kilomda işe yarar. Yaramazsa da siz yine bu videonun altına işte yazarsınız hani ben verdim şu kadar verdim falan diye. Ve son günün videosunun altında da yorumlarınızı yine aynı şekilde bekliyorum. Çünkü genelde bu videonun altına yazıyorsunuz ve sonra unutulup gidiyor. Herkes diyor ki verdim mi verdim mi merak ediyor mesela videoda yorumlarda. O yüzden lütfen sonuçlarınızı yazın tamam mı? O zaman bugün için başlayalım. Totalde 3 tane yumurtamız olacak. 1 tane muzumuz, 1 tane sütümüz. Ben şu an işte 12.30 gibi falan yapacağım ya kahvaltımı. Daha haşlamadım çünkü yumurtayı. 12.30-12.40 gibi yapacağım. Sabah 1 tane yumurta, yanına domates ya da salatalık bu tarz bir şey tüketebilirsiniz. Ama peynir vesaire falan değil. Hani onlar direkt kaloriye. Yani
proteine giriyor. O yüzden yanına işte domates, salatalık falan tüketeceğim. Ekmek yok, bunlar yok. Sadece dediğim gibi ana besinler bunlar. Yanında işte yeşillik olarak belki marul tüketmek isteyen varsa marul. Tuz çok fazla kullanmıyoruz. Baharat kullanıyoruz. Muzun üstüne de aynı şekilde baharat uygulayacağım. Onu da size göstereceğim. Birazcık isteğinizi azaltıyor. Sütü sabah içmeyi düşünmüyorum. Süt çünkü bende şişkinlik yapıyor. Bütün gün o şişkinliği çekmek istemiyorum. Bu yüzden sütü akşama sakladım. Akşam da şişkinlik yapacak muhtemelen ama laktozsuz tüketeceğim. Yumurtanın bir tanesini sabah yiyeceğim. Yani birazdan yiyeceğim. Nasıl yaptım ve yediğimi de göstereceğim yine size. Bugün öğlen bir yumurta, akşam bir yumurta şeklinde üçe bölmeyi planladım. Daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şekillerini artık farklı mı yaparım bilmiyorum ama dediğim gibi herhangi bir şekilde şey kullanmayacağız. Yağ kullanmayacağız. Yani pişirme tekniği burada olmayacak. Ancak belki ikinci ya da üçüncü günlerde fırında hani yumurtayı yaptığımız o bulut yumurta şeklinde var ya, belki o şekilde yumurtayı da yapabiliriz. Bizde de farklılık olur diye düşünüyorum. O zaman başlayalım. İnsan açken ve gerçekten yiyebileceği tek şey yumurtayken seçebileceğinin en büyüğünü seçmek istiyor. Bu küçük geldi gözüme. Şu an var ya, mutfak tartım olsa tek tek hepsini tartmıştım arkadaşlar, biliyor musunuz? Büyük gibi bu. Tamam. İlk yumurtamız bu. Bunu haşlayacağım. Gidip large yumurta alacağım bugün. Annem meyve almış herhalde yine. Bunlar minik minik ya. Neyse bugün gidip large yumurta alayım kendime. Zaten tek yiyebildiğim yumurta. Şimdi daha üzücü bir şey göstereceğim. Biliyorsunuz bu hafta pazarı ben yaptım. Yani bunu artık kendime ben yaptım diyebilirim. Ve size de göstermiştim. İşte muz tüketmemi, işte çok şey yapmıyorsunuz, istemiyorsunuz. O yüzden minik muzlar aldım demiştim. Şimdi normal muz bütün haftadan kalmış şurada. Bunlar mahvolmuş bu arada. Yani normal muzum. Bu eskiden muzdu, evet. Boyutu bu kadar. Benimkinin boyutu bu kadar. Ya. Arkadaşlar benimki mini muz. İki tane mi yesem ya? Ne yapsam ya? Of ya. Neden böyle bir şey yaptım? Tabii Japon diyeti falan aklımda yoktu. Şöyle bir buçuk falan yiyebilirim, biliyor musunuz? Zaten azıcık bir şey yiyorum. Bir buçuk yiyeceğim. Hadi bakalım. Siz bir büyük muz yiyin. Şimdi geldik en sevdiğim kısmı, baharatlar. Kekik. Bol kekik. Ve kırmızı toz biber. Karabiber çok katmayalım, acı yapıyor. Tamam. Şunun üstüne kekik katayım ya. Kekiklendim. Şimdi bunu yiyelim. Domates soyacağım. Sen de bana diyete girsene. Ha? Sen de bana diyete girsene. Ne diyeti? Japon. Japon. Saat şu an 16:17. Açım. Ay. Ay. Bu kadar domates yemem normal mi ya? Ağlayacağım. Ama açlık. Çok açım. Niye baktın? Bizim olacağız ya, ben de açamıyorum. Benim diyet yapmam seni sinirlendirdi mi? He? Sinirlendirmedi, açın. Sen de benimle birlikte Japon diyeti yapıştın. Ben Japon yapamam. Ay, tuz yok. Tuz katayım biraz dedim ama. Var, akıyor mu? Akıyor mu? Ha, pardon. O zaman şöyle katayım. Akıyor mu? Seni gösterebiliyor muyum? Anladım. Şimdi ikinci oyunu mu sen? Evet. Akşam da aynısından mı? Aynen. Domatesi biraz az koyayım çünkü.
Yumurta az yumurta. Yumurta biraz daha çok olsaydı. Çünkü kahvaltı yapıyor gibiyim. Bana da bir şey lazım desene. Bak yaptığın ayıp. İbo'lu arası diyor ki çiğ köfte mi yemeye gitsek, biz de çiğ kokoreç mi yemeye gitsek? E tamam. Tamam sen yiyemiyor olabilirsin. Bu da senin... Nefsimi sınamayın. Daha birinci gündeyim ya. Abi ne alakası var? İradeyle alakalı bir şey yani. Ama benim iradem zayıf. Abi sen Çin, Japon diyeti yapıyorsun diye ne yapalım yani? Biz de senden beraber ne hareket edelim? Herkesin kendine. Yine siz de kilolusunuz. Dayı ben spor yapıyorum zaten. Sen kaslısın. Doğru. Sen benim karnımı doyuracaksın abla. He? Kavga yapmam ya. Açın lan. Canım çeker ama. Ne yapayım ya? Birazdan bekletiriz, akşam yemeği yeriz. Akşam çok ara bir saat. Edeceğim, spor edeceğim akşam. Nereye gideceksin spora? Bugün ha? Hı. Gitmezsin gitmezsin. Gideceğim lan. Gideceğim hatta yani 2 saat sonra sporum var. Anca sindiririm. Ayıktın. Gel sen. Hadi. Ye de yap. Böyle bir canım çeker ama. Çok da bir tarafına değil galiba. Şimdi stada geldim. Yürüyüş şeyi yapmışlar. Ne diyorlar buna? Bayağı. Böyle yürüyüş şeyi işte. İpimi de getirdim yanımda. Bayağı büyük. Bakalım bir tur kaç kilometre olacak. Çantamı şimdi buraya bırakacağım. Tam buraya bırakacağım çantamı. Kamerayı da içine koyacağım. Bir tur attıktan sonra görüşürüz. Bu arada saçlarımı da bağlamam gerekiyor. Toka getirdim kendime. Merak etmeyin. Spotify'dan da şarkımı açayım. Bu bir reklam değildir keşke olsa. Kulaklıklarımı da taktım. Spor başlasın. Saatim de ayarını kuracağım şimdi. Dakika ayarını da kuracağım. Göstereceğim size. Havanın beton gibi, buz gibi olması. Güzel bir yürüyüş parkuru ama hava buz gibi. Kaç derece bilmiyorum. Kaçıncı turum onu da bilmiyorum. Telefonda konuştum birazcık. Konuşa konuşa vakit biraz geçti. Hava karardı. İnsan stadın ışıklarını yakar yani. Yakmadılar hala ışıkları. Yalnız bayağı üşüdüm. 5. 6. turum falandır daha ya. Daha çok tur atamadım. Önümdeki teyzeler sürekli hızlanıyor birden. Onları geçmem lazım ama geçemiyorum. Çok hızlılar, karı kocalar. Allah'ım arkamda biri koşarak geliyor. Geliyor, yaklaşıyor. Nerede o? Birden şak diye geliyormuş arkamdan. Böö falan diye. Geliyor. Kıpırdığı görüyor musunuz? Gözükmüyor ya buradan. Neyse geliyor işte birisi. Neyse. Yürüyelim. Evet 4 kilometreyi tamamladım. Şimdi bir de ip atlamayı planlıyorum. Stadın ortasındayım. Hava birazcık karaldı tabii normal olarak. Ve ışıklandırması yok. Çok garip. Şuna bakın yani. Önümü göremiyorum. Şöyle görür müyüm önümü? Şurada bir köpüş yatıyor ama neyse. Of. Siz böyle koysam durur musunuz? İnşallah durursunuz. Bir de ip atlayacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım, telefonu da bırakalım. Hadi bakalım. Köpek ne yapıyor bu diyor. Ah.
Yoruldum. Vallahi yoruldum, ile yoruldum ya. Şimdi yatmak güzelmiş ama. Neyse durun. İp atlama işi yalan olacak gibi duruyor. Neden diye soracaksınız. Çünkü burada atlanmıyor. Hiç değilse bunu söyleyebilirim. Yani. Çimsağda atlanmıyor. Bu arada benim ışığım var. Ama burada yapmayacağım. Maskem burada. Tamam. Şimdi eve gideceğim. 4 kilometre bitti. Bakalım eve gidelim. İlk gün 4 kilometre yürüyüş. İyi. Bitiriyorum. Bugünkü aktivitem ne kadarmış ona bakacağım. Çünkü bugün de hareket ettim aslında. Yoruldum biraz. Bir miktar yoruldum. Totalde bugün 6.54 kilometre yürümüşüm. Çıkılan kat 4. Adım 8254. Egzersiz zincirini tam tamamlamamışım henüz. Egzersiz zincirimi tamamlamam lazım. 547 kalori yakımı gözüküyor. 650 hedef normalde. Tamamlayacağım. Birazcık eve giderken yolu uzatırım. Eve giderken yolu uzatmak makul değil mi? Giderken başka ne yapabilirim bilmiyorum. Esneyelim mi biraz? Esneyelim. Burada karanlıkta çimin ortasında yaptığım hareketlere bak. Millet diyecek ki ne yapıyor manyak. Sizi alayım. Gidelim sonra. Gelin hadi. Hoppa. Arkadaşlar birazcık daha erken gelseydim eğer, aslında şu karanlıkta da yani çok böyle zifiri değil sonuç olarak, göz gözü görüyor. Kamera daha aydınlık gösteriyor normalden. Gece görüşü var ya birazcık. Ama harbiden karanlık. Ama yürünür mü? Yürünür. Yürünmeyecek derecede değil yani, sokak ışıkları aydınlatıyor bir miktar. Yürünmeyecek derecede değil, yürünür. Ama ben ilk gün 4 olsun dedim ve aşırı üşüdüm ya, hani bu da bir gerçek. Gerçekten soğuk hava. Biraz üşüdüğüm için erken gideyim dedim. Yarın bir tık daha uzun yürürüz. Daha erken saatte başlarız. Daha iyi olur herkes için. Ama yürüyüş parkurunu denemiş oldum. Sevdim de bu arada yürüyüş parkurunu. Yani mesela 45 dakikalık bir sürede 4 kilometre yürüdüm. Ki ben normalde 1,5 saat falan yürüyorum. 1,5 saatte demek ki bir 8 kilometreye ulaşırmışım. Onu da yaparım da. Bugün hava felaket soğuktu ve benim bunun içinde tişört var. O yüzden. Tişört olduğu için. İnsanlar benim elimde böyle kamerayı tuttuğumu görünce ne yapıyor diye bakıyorlar. Hala alışamadınız benim kamerama, canım kamerama ya. İnsanlar da haklı. Sonuçta deli gibi elinde böyle bir şey var ve boşluğa doğru konuşuyorum. Baktığın zaman nereden bakarsan bak bir miktar delilik. Şimdi eve gidince yiyebileceğim bir yumurtam kaldı. Bir muzum ve bir sütüm. Galiba evde süt yok bu arada. Giderken süt alacağım. Yani çiftlikten getirdilerse süt vardır. Ama onu da kaynaması, soğutması falan sürecek birazcık. O yüzden şimdilik ben hazır süt alayım bari. Maskemi takmam lazım. Birazcık az açladım ama ekmek de yok. Nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Son yumurtam. Ve artık gecenin sonuna geldik. Bu arada bir dakika. Kaç kilometre yürüdüğümü ders çalıştım. Kaç kilometre yürüdüğümü aktivitelerden şuradan bir bakayım. Ne şeyi göstereyim size bir dakika. Muzum. 1,5 muzu doğradım. Süt içmek istemedim. Canım da istemedi. Zaten gaz yapıyor. Gece yazarken bir de dedim şimdi hazmedemem ben bunu. Öyle kalsın.
O yüzden en güzel böyle bence. Bugün güzel yürüdüm bu arada. Değil mi? Sonrasında birazcık dışarı çıktım, yürüdüm. Hava beton gibiydi bugün. Beton, beton. Anlatamam soğukluğu. Bugün toplam 12.564 adım atmışım. Kaç kilometreye denk geldiğini... Antrenman yaptım bugün. 46 dakika, 4 kilometre, 274 kilokalori yaktım. Onu görebiliyoruz. Ortalama gün olarak bugün 9,5 kilometre yürümüşüm. Yani koşma, yürümeye 9,5 kilometre. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle. 9,5 gördünüz mü? Bugün 9,5 kilometre yürümüşüm. Ortalamanın çok üstünde çünkü ortalamam 4,8. Bu benim ortalamalarımı hiç hareket etmediğim böyle yani 300-400 metrede kaldığım günler falan mahvediyor. Yoksa aslında 9,5-10 falan yaptığım günler var yani. Ama işte 300-400 yaptığım günler de olduğu için ortalamam yıkılıyor. Neyse, söyleyeceklerim bu kadar. Bugün Japon diyetinin birinci günüydü. Güzel geçti. Sadece yürüyüş ve koşu yaparken birazcık açlık hissettim. Böyle ve telefonla hani birazcık ilgileneyim. Hani yürüyüş yaparken zaman daha kolay geçer diye düşündüm. Bir süre sonra telefona bakıp kafamı kaldırıp yürümeye başladığımda başımın hafif böyle bir bulandığını, döndüğünü hissettim. O yüzden yemek yedikten hemen sonra yürüyüşe gitmeyi deneyeceğim. Tokluğum varken yani. Çünkü insan acıkıyor arkadaşlar. Kolay değil. 3 yumurta yiyoruz topu topu tüm gün. Su içiyoruz çoğunlukla. Ben yumurtaların yanında domates salatalık dedim. Son akşam öğünde sadece domates tükettim. Mesela salatalık tüketmedim. Yani totalde 3 domates, 3 yumurta, 2 salatalık. Bir de muz yemiş oldum. İstediğimde tarçın katabilir bu arada. Evde tarçın bulamadığım için katamadım. Yoksa tarçın katabilirdim. Süt de içebilirsiniz siz ama sütü bir daha bu kadar geç saatte bırakmayacağım. Şu an böyle bir hani gaz yapar, gece rahatsız eder falan diye içmek istemedim. Ama birazcık da erken saatlerde yatmadan önce değil böyle işte saat 7-8 gibi falan olursa içeceğim sütümü de. Laktozsuz da bulamadım. Laktozsuz alacağım yarın. Çünkü bugün hemen böyle marketten küçük tek içimlik sütlerden almıştım. O da laktozsuz değil. Kesinlikle gaz yapar diye düşündüm. Yarın laktozsuz alacağım. Sıkıntı olmaz. Söyleyeceklerim bu kadar. O zaman buraya Instagram adresimi bıraktım. Oradan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoların devamı gelecek. Şimdilik hoşça kalın.